Tarsus'ta Kabur Gediği köyündeyiz. Ve ulan kan çekiyor ya. Kan çekiyor, ne yapayım? Yapacak bir şey yok yani. Odun. Benim şeylerim. Bana mı ulan dedim? Yok yok, estağfurullah, hayır hayır. Kan çekiyor dedim, kan. Bu ne? Bu ne? Ne bu? Ne bu? Söyle. Odun. Odun. Bu ne? Kalas. Var mı bir akrabalık odunla kalas arasında? Var. Ben arkadaşlarımla, hısımlarımla, bütün hısımlarımla özür dilemek suretiyle biraz saspal etmeliyim. Peki, bu ne? Sap. Ne sapı? Balta sapı. Biz olduk mu? Balta sapı. Baltanın sapı. Bir baltaya sap olabildik mi? Olacak gibi. Olamadık gibi. Pardon canım. Anlarım da acık. Affedersin. Valla baltayla, lütfen bu efekti yapmayın ya arkadaşlar, olmuyor ya. Ne yapayım, bir de alkış efekti koyuyorsunuz. Sanki çok önemli bir şey yapıyormuş gibi. Tamam, sunucuların affedersiniz otuna, odun kesmesine, bilmem neye, tamam, bazı esprilere alkış efekti koyuyorsunuz ama. Abicim, kendim Orhan Gencebay filmlerinde şarkı söylerken böyle etrafta görünmeyen orkestranın sesini duyan Orhan Baba gibi hissettim yan ya. Yapmayın, koymayın bu efekti ya. Alt tarafı odun kırıyoruz. Ne bunda alkış efekti koyacak bir şey yok. Hayır, bir ahali mahali olsa anlayacağım yani, tamam mı? Ya da yaptığımızda bir numara olsa alkışı anlayacağım ama öyle bir... Ya, Eyüp. Yeter ama. Koyukluyum artık ya. Ya Eyüp. Bir yeni senen hayırlı olsun. Muharrem ayındayız. Bana teşekkür ederim. Bir mi? Koku alıyor musun sen Eyüp? Alıyor musun koku? Bu da kokusu geliyor. Ya Muharrem ayı aşure ayı değil midir? Evet, doğru. Aşure yapılmaz mı? Yapılır. Bu kokuyu takip etsek. İster misin bir? He? İster. Valla. Hiç aşure çektik mi biz bugüne kadar? Belki de alkışın kaynağı oradan geliyordur. Nereden geliyordur? Aşurenin olduğu yerden. Denizli'de galiba biz bir aşure çektik ama. Aşure ayında, hiç Muharrem ayında aşure çekmedik. Hiç gelmedi. Deneyelim bakalım, kısmet. Ya ne olur yapmayın ya. Bu ne bileyim ben, bu herhalde kameranın gücü mü? Yok yok, kameranın gücü herhalde bu. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Peki, Kabur Gediği köyü ahalisi adına. Bu odun ateşinde pişen at, buyurun, aşure değil mi? Aşure. Özür dilerim, küçükken ismini lazım değil, bir sanatçı konser vermeye gelmişti de Yavuzlar Yazlık Sineması'nda. Biz de böyle camdan bakıyorduk. Dönük TV merhaba bile dememişti bize. O gün bugündür eksikliğini yaşarım. Ne haber koçum? Ulan! İsmini özellikle söylemeyeceğim. Yazlık Sinema'da biz böyle duvarlardan bakarken bize merhaba demeyen abinin, ama bayağı bir bozulmuştum. İnsan dönüp bir merhaba demez mi diye düşünmüştüm. Çocukluğumuzun geçmişteki komplekslerinden arındıktan sonra... söyleme söyleme. İsminizi bağışlar mısın? Gönül Taliboğlu. Gönül Taliboğlu hanımefendi. Bu konunuzdaki eşarp neyi anlatıyor? Nedir? Hizmete bir saygı. Hizmete saygı. Evet. Muharrem ayında aşure yaparken aşure yapanlar kollarına böyle eşarp mı takarlar? Evet. Hizmet edene bir saygı için yağlık bağlanır. Neye hizmet Çorbayı, edene? Çorbayı, aşure, 12 imamların. Yani topluma hizmet edene. Topluma hizmet edenin. Eder sayılır mıyız biz topluma hizmet? Sayılırız. Sayılırız. Nerede? Nerede bizim şey? Eşarp, yağlık? Hazırladık. Tabii. Günay yağlık, evet. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belli, havasından belli. Çok havalı. Yağlığı ver, yağlığı. Boynuna. Teşekkür ederim. Bir şeydi. Çok teşekkür ederim. Peki efendim, aşuredeki baş usta kimdir?
Baş aşçı. Baş aşçı bizdik. 4 kişi mi yapıyorsunuz? Evet. Bütün köye mi yapıyorsunuz? Bütün köye yapıyorum. Bir tarif eder misiniz nasıl yaptığınızı? Aşureyi akşamdan ıslarık dövmeyi, sabahla balını ayrı kaynatırız. Bal mı? Evet, şekerini bal yaparız. Ateşte, koyu ateşte dövmeyi pişiririz. Dövme tam piştikten sonra içine 12 çeşit avcar koyarız. Avcar ne? Fındık, fıstık, ceviz, üzüm, şiir, küncü, hepsini koyarız. On dövme piştikten ekmek üzereyken balını koyarız. Balıyla da şekerden bal yaparız. Evet. Bu ne kadar kaynar? 2-3 saat kaynar. Tam özleştikten sonra, kıvamını aldıktan sonra, yüzü kaymak tuttuktan sonra altını çekeriz. Peki bu aşure ile ilgili benim bildiğim şey doğru değil mi? Nuh Aleyhisselam. Evet. Gemide ahali aç kalınca ambarda ne varsa hepsi konulmuş. Bu aşure meydana çıkmış. Sen bizden iyi biliyorsun kurbanım. Çok geziyoruz ya kurbanım. Evet, ciğerim. Acık ondan ciğerim. Dalağım, böbreğim. Evet. Pankreasım benim. Kurban olurum sana. 12 parmak bağırsam. Abla tüm çürüttün ortalığı. O ne tüm çürüttü? Kıkılcal damarlarım benim. Kurban olurum seni verene de. Şu Türkiye'ye getirip de Çukurova'yı methettiğin için. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Her yer methedin. Koymayın şu alkışı. Bunda alkışlanacak bir şey yok. Habir alkış efekti, habir alkış efekti. Evet. Bugün mi yiyeceğiz bunu? Bugün yiyeceğiz. Muharrem ayının kaçında yenir bu? Bu 12 oruç tutulduktan sonra ertesi günü lokma yaparız, çörek, aşure yaparız. Onunla beraber dedemiz dualar. Misafirlerimize ikram ederiz. Gelirler mi diğer köylerden? Evet. Hepsi gelir. Burada mı buluşulunur yani? Evet. Davet ettiğimiz kişiler gelir. Kaburge diye midir buluşulur? Kaburge diye yeri. Muharrem ayında canınız aşure çekti. Bir de Mersin, Tarsus, Adana dolaylarındasınız. Kaburge diye gelin. Aşure garanti. Tadı nasıl? Vallahi bekleyeceksiniz. Ha. Önce dedem dua mı edecek? Dede dua edecek, ondan sonra verilecek. Hay hay. Ve işte en can alıcı nokta. Yarabbim. Bu işin günahı yok yavrum, dur. Anamsın. Tabii, daha fazla. Sen de benim oğlumsun. Özledin mi dananı? Ama özlememeyim sarı danamı benim. Tülüm ayamsın sen benim. Tülüm aya? Tülüm aya. Tülüm aya ne demek? Yani dananın daha büyükleri böyle. Daha değil. Dananın daha büyüğüne deriz, tülüm aya değil. Hayır, sarı boğa ölmüştür. Sarı boğa. Tülüm aya. Tabii. Sen tülüm ayasın. Tülüm aya. Sarı dana aşağıda kalıyor, tülüm aya daha yukarı çıkıyor. Evet, hayvanatlıkta yaptığımız yükselme. Yok. Haşa, özür dilerim, rica ederim. Yok. Öyle demek istemedim. Yani. Zaten fikir tamamen baba eskili Şükrü abiden çıktı, Kırkpınar'da. Onun şeyi bu. Şükrü abi bir rahatsızlanmışsın, Allah acil şifalar versin. Tez zamanda er meydanlarında seni bülbül gibi şakırken görmek istiyoruz. Baba eskili Şükrü abicim benim. Aşure hazır. Evet, hazır. İsmini de bağışlarsan anam. Fatma Koç. Maşallah bir koç bunları var. Tabii tabii canım. Gelin var mı efendim? 4 tane. Tamam yeter daha koçluk ya. Öttürüyor musun onları? Ne bileyim elime geçerse öttürürüm de elime geçmiyor meretler. Elime geçmiyorlar her biri bir dağda. Dağa mı kaçtılar senin şerrinden? Tabii benim şerrimden hepsi ormanda çalışıyor. Bursa ormanda çalışıyorlar. Bursalara kaçtılar. Evet, Bursalara kaçtılar. Hatta gidip Bursa meydanında merkezde bulamayız diye ormanlık alana mı yayıldılar? Yayılırlar çünkü boyuma göre de dilim var. Dilime göre de elim var. Elime göre de belim var. Maşallah. Var, her şey mükemmel. Dört dörtlük. Riskli bir röportaj yapıyoruz. Sol elimizde bir pençe... Belimdeki... Aslan pençesi. Belimdeki ağırlığı dilerseniz ben size anlatmayayım. Sevgili Bursalılar, özellikle Uludağ yollarında, ormanlık alanda, arazide, kaynana korkusundan kaçarmış gibi ürkek ceylanlar gibi giden 4 tane gelin görürseniz, bilin ki onlar Fatma Koç hanımefendinin... Size selam ediyorum çocuklarım. Çabuk gelin de bir dövek dövsün de. Bursa'ya kaçınca elimden kurtulamazsınız. Tilkinin döneceği kürtçü dükkanı. Bir kaynananın feryadıdır bu. Yanıma. Gelin benim yanıma. Avratları görünce beni unuttunuz. Bir ananın yürek dağlayan çığlığıydı bu. Abao. Yürek
acığım yanıyor yavrum. Sen 9 ay karnında taşı. Ha. Affedersin, çatır çatır doğur. Tabii tabii. Emzir, büyüt, tabii, o yaşa getir. Tabii tabii. Elin sümüklüsü gelsin. Ya el kızı geldi, keskin eyledi. Oğlu anaya kuskun eyledi. Bu yazıklar olsun be. Yazıklar olsun onlara. Utanmazlar. Hiç utanma yok. Bu kadının yüreği yanıyor. Yüreğim yanıyor kendi, nasıl? 8 hektar çam ormanını mahvetmiş. Ya ormandan de iyiyim ben. Kırmızı başlıklı ormanlar. Kırmızı başlıklı ormanlar. He, kırmızı başlıklı çamlar olur böyle. Bazısı kara olur, külüstür. Bazısı da kırmızı başlıklı olur. Ona kırmızı başlıklı. Külüstürü bilmeyenler için hurda eski, hani biraz hani eskimiş. He. Kırmızı başlıklı kızın anneannesini bulduk. Bildiğiniz gibi onu kurt yemişti, avcı da karnını yarıp çıkarmıştı. Söyle, son cevabı al. Çok mu kızgınsın oğlanlara? Yok, kızgın diyelim. Gene de Allah mutluluk versin de. Allah... Ara sıra bir böyle arasalar, halatır sorsalar iyi olur. O gelinler izin vermiyordur. Gelinler de izin vermiyor. Aman, yaydan da var, oktan da var yavrum. Sıra da gelinlerden değil kabahat. Anayı görmek isterse oğlanlar, gelinler ne yapsın? Bence şey yapmışlardır, seni şişirmişlerdir oğlanları. Aman anana yüz verme, gelir dilinden kurtulamayız. Bak hele Mehmet Ali'nin bir şeyi var, böyle balonu şişiriyor, pat diyor ya. Benim bu oğlanlar öyle şişirikler herhalde. Gelinlerin elinde helyum gazı, oğlanları şişim. Peki bu gelinleri kim seçti, sen mi oğlanlar mı? Birini oğlan seçti, gerisini hep ben seçtim. Senin seçtiklerinden de hayır çıkmamış. Yo yo, biri teyze mi kızı, daha okluyor beni. Nasıl okluyor seni? Teyzem burada duyar muyar da ayıp olur. Bu bir kısır döngü. Fatma anne, efendim? Teyzesinden çekiniyor, çekiniyor. Gelini de anasından çekiniyor. Şey... Ama kaynanasından çekiniyor. Nasıl oklar gelin kaynanayı? Ya işte ne oluyor ya, olur. El olan yerde hepsi oluyor yavrum ya. Laf mı söylüyor sana? Yok, laf söyleyemez. Ne yaparsın? Arkadan ağır işte. Padişahın da arkasından atıyorlar. O da benim arkamdan atıyor. Yüzüme bir şey diyemez. Kaynana değil, sultan mübarek. Siz hükümdarlığınızı kaybetmişsiniz. 4 tane beyliğiniz varmış. Hı. 4'ünü de zapt etmişler. Almışlar o beylikleri sizden. Beylikleri benden aldılar da ben daha yükseğe çıktım. Onlar aldık zannediyorlar. Öyle alıtsınlar kendilerini. Adamla aranız ne alemde? İyi. Şeker gibi. Demek adamın ağzını pek bıçak açmıyor. Yo, açamaz, konuşamaz. Adam bile benim karşımda konuşamaz. Adam buralarda mı? Adana'da şimdi. Kendi burada yok da böyle konuşuyorum. Kendi burada olsa hani ben nasıl bir ailen var senin? 4 tane o... Hı? Burada olsa konuşamaz mısın? Belki konuşamam, gururuna dokun. 4 tane oğlum var, 4 tane gelinim var. Bursa'nın dağlarına kaçırtmışım. Bir tanecik adamcığım var, şeker gibi. O da Adana. Adanalara kaçmış. Ya ne bileyim, kaçtı işte, durmuyor burada adam. Ormana alışkın değil. Peki bir aileyi... Ama ağır geliyor. Bir aileyi telef eden nesneyi bugüne kadar hiç yakından gördünüz mü? Eğer, görmediyseniz ekranlarınıza biraz yaklaşın. İşte aileyi paramparça eden nesne. O mübarek dilini bir çıkartabilir misin Fatma? Yok, çıkartamam. Hiç şöyle parçalamadım. Bir hafif şöyle bir. Bir yok. Bir görebilir miyiz efendim dilinizi? Ya olmaz ağam be. Ayıp olur. Şimdi şu toplum duyacak. Şimdi yani ağzına... Şey açar ya, açmam ben ağzımı. Yok, çatallı mı çatalsız mı onu ben... Dilim mi, dilim mi? Dilim 4 tane. Küçük dil, büyük dil, ortanca dil, bir de sık sık diye çatallı dil. Var mı türkü mürkü? Ahali öyle diyor. Var, ne bileyim var ama ne bileyim, unuttum benim... Biz gaza getiririz sizi. Ya ne diyeyim, neyi söyleyeyim de? Ne istersen. Ya... Yas mı vardır mahallede, karaları bağlamışlar. Kimseler evde kalmamış, kapıları kilitlemişler. Kimseler evde kalmamış, kapıları kilitlemişler. Noldum, noldu sana? Bak ben geldim uyan sana, kucak açtım sana koştum, hak boynuma sarı sana. Nurul! Sen de Nurul! Nurul! Sen de! Yaşa! Sen de yaşa!
Duamızı yapalım. Bahşişi ondan sonra alalım derim ben. Fena fikir değil. Alak da nasıl olursa olsun. Alak. Öyle öyle. Ha duadan önce bahşiş almışız ha sonra. Buyur dedim. Peşin mi alalım? Peşin alalım kardeşim. Böyle şey olmaz. Böyle şey olur mu yavrum ya? Böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz ya. Demek ki neymiş? Yine bir Anadolu geleneği öğrendik. Veresiye bahşiş olmaz. Peki o çocuğun, o çocuk yeşil gözle bu çocukların başı kel mi? Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Bir bahşiş alıp geliyoruz. Lütfen sulanmayın. Arada da parmaklık var. İyi olmuş. İyi olmuş. Bunu kim koyduysa buraya? Kimse sulanamaz. Başımda duruyorum hükümet gibi. Kim alır? Sen mi alacaksın bahşişi? Tabii ben alacağım. Bütün bahşişi sen alacaksın. Evet. Ben de gideceğim Bursa dağlarına. Gitme. Ya da... Paylaşırız seninle. Öyle mi? Tabii. Sen bu yaklaşımını gelinlere adamına sergileseydin böyle yalnız kalmazdın. Hiç de ya gitsin gitsin. Yine gelecek. Tilkinin döneceği kurtçu dükkanı. Yine gelecekler. Peki. Muhtar Bey mi açacak? Evet, muhtarın ağza. Birini muhtar, birini ağza açacak. Kazan kapağı için bir muhtar aranıyor. Muhtar Ali Ergün. Merhabalar. Sunucu Şoray Uzun, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, sizden sonra. Şöyle buyurun. Buyur da efendim. Efendim, bu kazanın açılması için pamuk eller cebe olacak. Gelenek neyse onu yapmaya mecburuz. Yeni bir gelenek icat edilmiş. Dıştan gelen misafire de bahşiş veriliyormuş. Doğrudur. Doğrudur. Doğru mu dedem? Doğru doğru. Misafir. Tabii de. Tabii tabii. Dedem. Tamam, tabii doğru. Tabii. Salla. Nedense bu para çıkacağı zaman el böyle bir yavaş yavaş bir ağır bastı ağır bastı. Benim kazan üstüne. Ha bu kazanın tabii. Teşekkür ederim sayın muhtarım. Eyvallah bir şey değil efendim. Ucuza gittim patlıcı. O be! Valla... Komiser, komiser. Şu bizden. Şef abim veriyor, şef abim. Şu da bizden. Yeter mi o parayı? Onu niye edeceğim? Attı. Arttı. Artık şu ha, duamızı edelim de aşuremizi bir yiyelim. Evet. Buyur dedem. Bismillahirrahmanirrahim. Şartta, kartta, şimalda, cenipte yatan erenler evliyeler yiyor cennete. Allah Allah. 80 bin şan evliyası, 90 bin orasan biri, 100 bin kaybedenler 120 net bu madde efendim. Allah Allah. Evlet isteyen evletler, devlet isteyen devlet, Allah Allah. Birlik, bütünlük, sağlık, selametlik verir. Havada, karada, denizde ordularımızın kılıcı keskin eyle. Allah bu yoldan, bu erkenden bütün ehli mümin kardeşlerimize size bu hayırlı, mübarek, mübarek aşure sorbamızda kabul edeceğiz. Ya Ali! Allah Allah! Allah Allah! Bismillahirrahmanirrahim olan Allah'ın adıyla ya Rabbim ya Resulallah. Allahümme sellellâhe seyyidine ya Muhammed Mustafa'nın ümmeti olarak Ali'ül Azimşah'ın talibi olarak ya Rabbim pişiren, getiren, götüren, hizmet eden, hizmetinde şefaat bula, Allah Allah. Komşuları bereketli ola, yeğene helal ola, yedirene de delil ola, gerçekler de mühür. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Allah eyvallah. Allah eyvallah. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed, Muhammed'e salatu vesselam. Sayın kabul ettiler, cümleniz, hepiniz, biriniz, hepiniz, hepiniz biriniz. Sağ olun, var olun şu memleketinize nur yağsın. Allah hayırlı rahmetler versin. Memleketimiz her zaman birlik düzenlik içinde olsun. Sağ olun, var olun. Siz de başta sağ olun. Sağ olun. Hadi. Açayım mı? Aç tabii ya. Açmayayım ya. Aç ya. Açmayın, bahşiş atmıyor. Ya attım ya. Aldım. Aptallık etme işte. Aldın çünkü. Ya sen bilmiyorsun aptalın torbasından düştüm ben. At, at yeter. Karşıyaka'nın conolarındanım ben. Ne? Karşıyaka'nın conolarından. Kız sen Yavuzları bilir misin? Bilirim tabii. Akıncılar Mahallesi'ni bilir evet, misin? Evet bilirim. Tam göbeğindenim ben. Biri Balcı'ya gider, biri Akıncılar'a gider. Oradanım ben. Ben Yavuzlar Mahallesi'ni... Ben biliyorum seni. Sen kendini bana tanıtma, seni bilmeyenlere. Allah'ım bu ses! Çocukluğumda nefret ettiğim bir sese sarılacağım aklıma gelmezdi. Allah 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 Allah. Kız sen bizim topumuzu patlatıyordun. Ben sizin hepinizi bilirim.
Abi. Hepinizi bilirim ben. Tarsus'ta ne işin var annem ya? Ya işte buraya geldim, yaşlandım ya. Daha memlekete geldim. John Ahmet'in cenazesini hatırlar mısın? Hatırlarım da gitmedim. Ben sıkkınıdım, küsüdüm onunla. At arabasının üzerinde. He, durdum da gitmedim, küsüdüm onunla. O zamanlar 43 çocukla Türkiye rekortmeniydi. Hanımının sayısını hadi ben söylemeyeyim. Boşver söyleme. Söylemeyeyim, söyleme. Hatta yaşıyorsa Kumru, Lezgin, çocukları benim arkadaşlarım. Onlara da selam olsun. Hadi aç be annem be. Hadi bismillah. Bismillah. Ver duasını amcaoğlu. Bismillah ya Rabbim ve Resulallah. Nur ola, asır ola. Yeğenlere helal ola, yedirende del ola. Gerçekten demen hü. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah. İşte beklenen an. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Bereketli olsun. Ben kuzum var, ben bir gel ağzını sileyim, çocuğum benim, aslanım benim. Bir de gazımı çıkar bari. Gel, gel. Helal olsun, helal olsun. Pet patlıyor, pet patlıyor. Ben emdiyim demiş. Alı kadın kendi ağzını verdiğim. Hop çıkarttı gazını. Biz bu şefkatten ve muazzam lezzet aşureden sonra üzülerek ayrılacağız buradan ama kalbimizin bir bölümü de burada kabur yediğinde kalacak. Kalın sağlıcakla. Tarsus'ta kabur yediği köyündeyiz. Bir gün bu kaburgaları böyle hani gelme atraksiyonları yapacağız diye kırmayız inşallah. Kıracağız da ne zaman? Bir faaliyet, bir faaliyet. Kolay gelsin. Ay hoş geldin diyor ya. Hoş bulduk. Ay hoş bulduk. İsmini bağışlarsan annem. Esma Şimşek. Esma Hanım. Altın dişim var orada. İki var. Tane. İki tane mi onlar? İki tane sana vereceğim onları. Ürürken havar edeceğim. Geleceğin alacaksın. Telefon çekeceğim. Adresini neye vereceksin? Burada işte diyorum. Yalan çıkarsan Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. Ya sen... gecinden verse de sana telefon edeceğim. Yetmesem de sen bu dişi sana ben armağan ediyorum. Ama bunun için Allah gecinden versin. Vefat etmen mi gerekiyor? Yok, benim vefat etmem gerekiyor. Ha, miras bıraktın bana. He. Peki. Ömrü hayatımızda aldığımız ilk vasiyet bu. Vasiyetidir anneciğimin. Allah gecinden versin. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı, sıhhatli ama vefat ettiğinde ağzındaki altın dişi bana verecekmiş. Ben de onu senin torunlarına bağışladım. Sağ ol. Ama ben sana veriyorum, halal ediyorum. Kefenlik mi? Takma. Hayır, kefenlik mi? Hani böyle olur ya cepkende. Allah rahmet eylesin, babaannemin cebinde her zaman bir kefenlik bulunurdu. Benim de var. Nerede saklarsınız onu? Evde. Evde bir kefenliğiniz var. Herkes bilir onu. Herkes bilir. Allah gecinden versin anacığım ya. He. Riskli bir şey değil mi bu? Tehlikeli değil mi? Böyle düzeltirken hiç elinize vuran oldu mu? Olmaz, vurulmaz. Öyle mi? He, hesaplayayım. Bir berk vurun, dur bak. Dur, seni mi tamam? Yok, sen hepsini de diyorsun, vurmadın. Bak. Peki mesela gelinin elinde tokmak var. Evet. Burada da oturan kaynana. Kaynana. Gelin de kaynanaya varsayalım. Mesela farz misal gıcık. Eline istemeden, istememiş gibi yaparak çutonk diye vurur mu? Vurmaz. Vurursa cezasını kendi çekecek. Hadi. Nasıl bir ceza çekecek? Bakacak. Ben ölene yadak bana bakacak. Eline vurursa? Vurursa. Bakıyorlar mı size? Bakarlar. Kaç tane var? Benim gelen mi? Aha. Üç tane elim öper. Üçü de mi bakıyor sana? Bakar, üçü de bakar. Allah bir ay Allah. Birinde, öbür ay birinde mi kalıyorsun sen anacığım? Hangini canım ister sonra gidiyorum. Hangisini canın istiyor? Üçünü de ister, üçü de evlattır. Birini daha mı başka ister? Yok. Bunu kestik, bunu kestik. Hepsi acır. Acımayan var mı? Ama üç parmağın, ya beş parmağın beşi bir değil derler. Üç beşi bir derleme, acısı bir. İlki mi daha kıymetli? Sonuncu mu daha kıymetli? Ortanca mı daha kıymetli? Vallahi üçü de kıymetli, yalan söylemem. Şimdi biri kıymetli dersen duyar söz takıyor. Bakmaz söyler. Sana, bakmaz. Bakmaz, söylerler. Söylerler. Darılır. Hizmetinizi yapıyorlar mı sizin? Yaparlar. Allah razı olsun. Sen de yapıyorsun. Benim ne hakkım geçmiştir anacığım? İşte sana. Konuşuyorum, hakkın geçti bana. Öyle mi düşünüyorsun? Tabii, ben öyle düşünüyorum. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu.
kendinize gel. İşte duygusallığa yer yok. Profesyonel niye yapın? Her ne kadar sınavı bağlı. Ne oldu? Bahşiş istiyor. Kim bahşiş istiyor? Ben. Sebep? Olur gelinlerden, dövenlerden adet. Dövenlerden? Adet. Bahşiş alınır. Evet. Bu son günlerdeki hasılat biliyor musun? Verdiğini değil mi buluyorum? Üsttekin al! Üsttekin al! Üsttekin al! 1 milyar var orada! Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Eyvah yardım et! Gitti! Bütün hasılat gitti! Aylık gitti! Maaşıma verin! Eyalim ve para veriyordun! Yetmeni şikayet et muhtara! Bu muhtara mı? Muhtar Bey, bütün maaş gitti. Anne, üsttekini vereyim ben sana. Ver lan, bir sana verelim. Kız, üsttekini vereyim. İnatlaşma benimle! Ver lan! Kız, inatlaşma! Üsttekini vereyim sana! Tamam, ben seni memnun edeceğim bak! Çoluğun çocuğun nafakası! Kandırdın beni! Dedin ki, vereceğim dedikleri aynı bir şey. Bak, kime çekmiş? İşte, armut, armut dibine düşmüş. Al, al, al. Yok, mümkün değil. Yok, hayatta alma. Lütfen. 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 Her şeyin yakışıyor. Lütfen. Açalım dövelim anne. Bitti. Parayı mı beğenmedin? Hadi bir dövelim anneciğim. Aç da. Yok, yok. Berk vurmam. Berk vurmak. Uyanık anne seni. İki tane dişin karşılığında maaş gidiyordu bizim be! Gülme, gülecek bir şey yok! Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Kulumuza geldiğiniz için. Kaç demiş? Evet. Hangi şeyden? Kurban mı? Tamam. Yok, sen öbür kazığa doğru. Hı, dur. Yok, kazığı öbür tarafına. Sen kazık atıyorsun bize, kazık mı? Ya iyi tamam, böyle güzel. Mikrofon güzel, tamam. Çözsene beni ya, şey yaptım ben, kördüğüm oldum ben. Mikrofonu tut şöyle. Kördüğüm oldum, yaptım beni ya. Bir daha tarihlerine yola çıkmayacağım ben, kardeşim. İsim? Bilen Bozpınar. Bilen? Evet. Vay. Bilen. Ayan, Bilen. Evet. Nereden gelmiş isminiz? İsmimi hoca koymuş. Bilen diye. Evet. Ne bilirsiniz? Her şeyi bilirim. Öyle mi? Evet. Kopenhag nerenin başkentidir? İşte bu soruyu bekliyordu senelerdir hanımefendimiz. Euro dolar paritesi nedir? Bence isminiz kalsın. Evet. Siz her şeyi bilemez mi ablam be? Evet. Bu ama bunu bilirsiniz bu... değil mi? Yoğurdu koyarız, yarısı katarız, böyle iyice salkalarız, iyice yapılır, soğukluyu serptiriyordu, yağ yüzüne gelir. O yağı ne yapacağız, alır? O yağı alırız, tereyağı, yediririz çocuklarımıza. Altta kalan ne oluyor? O ayran oluyor. Ayran, evet. Üstteki? Üstteki yağı. Tere mi deniyordu onu? Tereyağı. Tereciye tere satmanda fazla bir halini yok. Kolay gelsin.
tanıdık. Herhalde kamerayı görünce heyecan yapmıştınız. Evet. İsminiz? Fatma'yım. Yanlış yapmışız. Benden bir şey olmuyor. Daha önce tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Saç üstte olur, ateş altta olur. Bunu siz herhalde televizyon ekibi geldi falan. Hayır, biz bunu böyle yapmıyoruz. İyi yaparsınız. Saç altında 11 gün oruç tutarız. 12. gün böyle çörek yaparız, çorba yaparız. Bunu çorbayla içeriz, çöreği. Çörek mi yapıyorsunuz? Evet, saç arası deriz buna, tepside. Altına köz var mı? Köz var, altına buradan köz alırız, üstünü altına koruz. Şunu öyle üstüne de ateş yakarız bunu. Bunun sebebi altı üstü eşit pişsin diye mi? Evet, güzel pişer. Altıyla üstü bir pişer. Bu sacın bir adı var mı? Tandır derler buna. Tandıracağım, fırın olur, ekmeği korsun. Saç deriz biz buna, saç altı deriz. Saç altı? Evet. Sadece çörek mi yapılır bunda? Çörez yaparız böyle, çörek yaparız. Pasta yaparız altında, biberli yaparız. Biberli ne? Kırmızı bu salçalık biberler yok mu? Onlardan çekeriz makinede. Soğanla kavururuz. Onlar damda eskiden kurutulurdu o biberler, evet, çekildikten sonra. Evet, kuruturuz. Çocuklar da gider parmak parmak, evet, alırdı. Bir tane yiyen birini tanıyorum da ben. Evet. Kim? Ne bileyim, yeğenim. Ben aynaya ne zaman baksam o salçayı damlardan çalan çocuğu hep görürüm ne zaman aynaya baksam. Eskiden yerdi ama şimdi yenmiyor. Allah kolaylık versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim, efendim. Küreğimi ver. Orada bir lokma aldım dedin ki hep kendin... Bir yudum daha alabilir miyim anne? Alabilirim. Bütünden yeme, süper süper. Terbiyeli ye. Vurdum ha. Tamam, biliyorum, biliyorum. Muhtarımız vardı, biz ona renk atmadık. Ormanda biri yakalanmış. Tamam. Ormanda biri yakalanmış. Bizim ismimizi tüm yazmış herkesin ismine. O eski muhtarımız ölen, rahmet Allah rahmet eylesin. Kendine atan şeyleri sildirmiş. Bizi yazmış. 8 kişi. 8 kişi yazmış. Biz karakola şeye vardık. Karakola mahkemeye vardık. Vardık, oturuyoruz şimdi böyle. Benim halamın kocası var. Bilen Bozpınar ve yedi arkadaşları dedi. Git dedi, levhan oku dedi. Ben hiç aldırış etmedim. Süleyman Türkmen var, o da burada. Geldi Bilen dedi, sen levhan okudun mu dedi. Yok dedim, öyle deyince korktum. Bizim görümceye var, kaynana var, bu var. 8 kişi. Neyse, bana bir korku girdi. İçeri çağırdı şimdi. Çağrılıyor. Bilen Bozpınar dedi. Kaynanam da var. Kaynanam da var işte. Neyse, içeri girdik. Hakim bizi başa durdurdu. Bilen Bozpınar diye böyle sırayla. Halam var işte, hep 8'er tane çocuk. Kaç tane çocuğun var? 8. Bu diyor 8, o diyor 8. Millet böyle seyirci, ne dolu. Mahkeme doluyuk. Vardık, bana dedi. Sen dedi ormanda çam yıkmışsın. Ormanda yıkılan çam evinde bulunmuş dedi. Benim de ufak ufak çocuklar, şimdi elini öper hep büyüdüler. Vardım, şey yaptım, ben ormanda çam yıkmadım dedim. Bu 4 tane çocuğuna nasıl yıkayım dedim. Kimiyle yıkmışım dedim, hangi memur yakalamış dedim. Ben onu görmek istiyorum, bu doğrudan doğruya iftira dedim. Duracak şey. Otur, mahkemenin huzurunu kaçırma. Oturun, yoksa boşaltırım salonu. Seyirciler de var. Mübaşir. Neyse, bizim görümce de çıktı. Ben bizi dedi hangi memur yakalamış dedi. Doğrudan doğru evitra dedi. Bizim kaynana rahmetlikten. Balamıdımı mı almış, taramı mı almış dedi. Hangi kolcu yakalamış dedi. Görmek istiyorum, iftira bu dedi. Öyle deyince hepsi durakladılar. Hakim dedi, güldü bu hakim. Bunda dedi bir iş var dedi. Bir de Mersin'de oturan Süleyman Türkmen'in annesi var. Biliyorum biliyorum. Sidikli Şaziye'nin oğlu. Şeyi de giymiş, elbise giymiş, bacağını da açmış, ben Mersin'de oturuyorum dedi. Ben dedi ayrı ifade vereceğim efendim dedi. Söyle dedi.
Ben dedim Mersin'de oturuyorum dedi. Süleyman dedi. Ne diyeceğim hele dedi. Sus dedi daha dedi bilmiyorum dedi bir şey dedi. Bu da bu teyze de dedi ki ne? Buna dedi ki ne? İsmin neydi? Yaşın kaç dedi. Kütçü yok dedi. Yaşım kaç dedi. Sus dedi daha dedi bir şey bilmiyorum. Yaşını bilmiyorum dedi. Neyse hepimiz bir kaygaşala koptu. Hep güldüler. Bu dedi iftira olduğu belli dedi. Ondan sonra sıyırdık sildik. Böyle mahkemeden bize bir şey oldu. Ormanda çam yıkmak yapmak bize iftira ettiler. Şimdi gene kışın yıkılır kendi göçer biz varlık yazın ederek. Niye ormandaki çamları hiç deviriyorsun? Elleme. Ben mi? Hı? Gücüm yetiyordu. Şimdi yine yıkar. Şimdi yine yıkar. Bak, oturduğum yerde tahraydan yıkarım. Oturduğun yerde koca çamı yıkarsın. Yıkarım. Dinlesem göçü veriyorum. Direnemiyorum. Kocandım ya. Ya 80 dedi. Kaç? 80. Ufaklığa bir soralım. Küçük yaşı kaçtı? 90 mı? Niye yaşını ufaltıyorsun sen? Ya onlar yalan söylüyor. Öyle mi? Tabii. 80 de yoksundur canım. Varım. Ecevit'inle barabarım. 70 falan mısın? Yok. 65. Hesap et. 1926'lı. 81. 81 mi? Evet. Yarın. Eski çamlar vardı. Sen kılıçla baktın geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber'e selavet Allah'ıma sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber'e selavet Allah'ıma sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber'e selavet Allah'ıma sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed. Kolay gelsin. Sağ ol. Kabahati ne yastığın? Yastığın kabahati. Alt komşu rahatsız mı ediyor? Hayır. Törelerimiz bu. Gelenelerimiz, törelerimiz böyle. İsim? İsimim Fatma Türkmen. Fatma Hanım, niye vuruyorsunuz yastığı yere? Yere gelini getirtireceğiz. Gelin mi? Evet. Ne gelini? Gelini getireceğiz. Karşıda gelinimiz var. Gelin mi var? Evet. Getirelim. Getirelim, pardon. Gelin getireceğiz. Annemi istiyorum. Annem nerede? He? Annem nerede? Annesini istiyor. Annesini kaybeden gelin. Burası Tarsus. Neydi? Kaburgedi köyünde. Kaburgedi köyünde bir gelin maalesef annesini kaybetmiş. Gel yavrucuğum. Gel. Gel canım hiç. Ne zaman kaybettin annemi? Şimdi. Nasıl? Parkta mı oynarken kaybettin? Evet. Parkta oynarken ananı kaybettin. Gelin sen misin? Evet. Kızım gelinlik çağına gelmişsin. Ne işin var parkta? Taytay oynuyorsun. Kızım benim ya. Niye arıyorsun anneni? Annem kaybettim ondan arıyorum. Allah korusun. Vefat anlamında değil, değil mi? Hani öyle kaybettim. Hayır evet. Burada oldun nereden mi? Köyü iyice bir dolaştın mı? Yok mu hiçbir yerde? Hayır yok. En son buraya mı bakmak aklına geldi? Evet. Sor bakalım bir burada mıymış? Anne. Buradayım. Sesi geliyor bir yerlerden ama. Gel. Buradayım kızım gel. Şuradan falan bir yerden geliyor sesi ama. Siz misiniz annesi? Evet benim. Bir anayla kızının kavuşma anı. Ding ding ding. Ding 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 ding. Allah'ım yürek dayanmaz buna. Birbirini kaybeden ana kız kucaklaşacak ama arada bir tane kara kedi misali bir ablamız duruyor. Biz kavuşsun ana kız ya. Yanlış bir şey mi yaptım ben Fatma abla? Yok hayır bir şey yapmadım. Kavuşma analarımı lazım. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Pardon. İşte abi yürüyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun, hayırlısı. Beş, amin. Aynen adına ezilmiyor. Ezil ezil. Bir şey bilmiyoruz canım. Ezilmiyor işte, bayağı bir bahşiş. Sırf köyüştür, güzel yani.
Yok pencerenin kapağı açılmıyor, yok gelin elini açmıyor, yok bıçak kesmiyor, yok kürek kesmiyor, yok kapı açılmıyor, yok araba çalışmıyor, yok makas kesmiyor, yok bunu da duydum. Bunu çimento mu bu da karar? Kızanası, kızanası, hani bunun üzanası. Şu yamaçtan ark dolanır, kızın cezbesi bulanır. Baba besler, el gönenir, kızanam kınan kutlun olsun. Söyle dilin tatlın olsun. Şu karşıdan gelen deve, gevişini geve geve. Sanki sen de gelin oldun, şu karşıki yeşil eve. Kızanam kınan kutlun olsun, vardığın yer tatlın olsun. Şu hanemizin içine de şoray mutluluklar versin. Allah Allah. Ağzına sağlık anneciğim. Sağ ol. Sağ ol oğlum. İsmin? Sağ ol. Safiye Can. Aa, söylerken duygulandın sen de be Safiye anne be. Tabii içim yanık biraz. Hayırdır? Çocuk var işte. Ne güzel çocuk. Gelinler gurbette. Aa, bir tane torun burada bakıyorum. Gelinler gurbette diye mi ağlıyorsun sen? Tabii ne adam. Sen ne biçim kaynanasın? Allah Allah. Benim kızım yok. Gelinlerim kıymetli. Kızın olmadığı için mi kıymetli? Tabii. Oğlanları mı daha çok özlüyorsun, gelinleri mi? Tabii oğlanlarımı daha çok özlerim, yalan değil. Aa, oldu mu şimdi canım? Onlar el kızı, oğlan benim ciğerim. Hem el kızı hem de arkalarından ağlıyorsun gurbetteler diye. Tabii ağlarım. Uzaktalar. İstanbul'dalar. Bu tür cemiyetlerde siz mi söylersiniz türküleri? Evet, nazımızın geçtiği yerde biz söylerik. Nasıl nazınızın geçtiği canım? Ya her adamın, her insanın her adamı olur. Tabii. Nasıl oluyormuş o? Bu evin adamı siz mi oluyorsunuz yani? Şimdi Muhtar'ın akrabası biz oluyoruz. Bu bize düştü bu vazife. Tatarsus'tan geldik. Öyle teyzeler var. Hı-hı. Akrabalarının kınalarına gidiyorlar öyle he, mi? He he, öyle de oluyor. Siz niye duygulandınız öyle ablam? Canım benim 3 tane kızım var. Kardeşsiz kız gelin ediyor deyince ona duygulandım işte. Biraz da duygusalım herhalde. Ondan oluyor. Gerek duygusal gerekse de iştahlısınız. Benim anladığım. Seni çok severim. Acaba oradan kuzu gibi görünüyor mu ya? Sarı kuzu. Benim esasımda pirzola mıydır? Evet. Şu sırt kısmımda bir antrikot vardır. Şimdi ben yukarıda seyredelim. 2 katlı evimiz var. Yukarıda seni seyrederim. Ben bir kahkaha atarım. Bizim görümcenin kocası hemen televizyona şoray başladı demiş. Yenge gülüyor demiş. İsim neydi efendim? Sevgi Yörük. Sevgi Hanım'ın komşuları bir kahkaha duyduysanız biliniz ki bizim program başlamıştır. Televizyondan ya da altyazıyla takip etmenize hiç gerek yok. Şu kahkahayı bir görebilir miyim? Allah'ım kahkaha değil, havalı tır kornası mübarek. Şoray başladı demiş hemen. Kulakları çınlasın, babam tıra vakti zamanında havalı bir korna taktırmıştı. Aşağı yukarı sesi de böyleydi. Hah ya hah diye bir... Bir sesi vardı. Hep ağlar mı böyle ya kız anaları böyle kınalarda? Bu benim annemin dayısının kızı oldu. Bizim sulale biraz duygusal. Hem neşeli hem de biraz demeyeyim de duygusal. Ağaç etse şey yaprak etse ona ağlarık. Eğer şey esiyorsa melodisi biraz şeyse ağlar. Allah'ım ben tencere yuvarlanır. Tam neydi o? Yok.
Bir tencere yuvarlanır ona oynayanı gördüm de yaprak hışırtısına ağlayanı ilk defa. İşte duygusal olunca ağlanıyor. Adam sizin bu duygusallığınızdan memnun mu? Eşim mi yok? 9 yıl oldu kaybedeli. Allah rahmet eylesin. Memnun değildi. Çok ağlardım, memnun değildi. Neyine yani ağlardınız ablacığım? Ne bileyim işte çocukların karnesine ağlarım. Her şeye ağlarım. Biri sevgi dese ağlarım. Güzel yani her şeye ağlarım. Nasıl sevgi dese ağlarsınız? Mesela canım dese ona sevindiğimden ağlarım. Canım. Şimdi ağlamam seni gördüm. Yok yok bizden dram çıkmaz abicim. Yok. Biz yok mizah yani. Ablanın ağlaması gereken şeyi söylüyoruz. Evet. Kahkaha duyuyoruz abicim karşılığında. Evet. Siz iki dul. Evet. Bizim zaten bu köyün %90'ı dul. Sebep? Bilmiyorum işte. Allah'ın takdiri. Gerek Allah'ın takdiri gerekse hanımlara bakıyorum da. Hakikaten beyleri öbür tarafa gönderebilecek gibi oturuyoruz maşallah. Efendim bu köyde genelde yemekleri hanımlar yediği için erkekler açlıktan telef oluyorlar. Ya öyle denk gelmiş böyle kısmet yani. Niye %90'ı? Hayırdır bir hastalık mı var bir şey mi var? Hastalık değil de bilmiyorum artık işte. Adamları önden gönderiyorsunuz yani. Mamafi adamları önden göndermekte fayda var. Adam kalana kadar. Fayda yok da işte. Yok adam geride kalana kadar. Hanım geride kalsın. Daha iyi değil mi? Çocuklar için iyi. Değil mi? Hey. Adamın daha önden gitmesinde fayda var. Sen ne dersin anacığım? Ne diyeyim? Ne diye? Adamlar diyorum önden gitsin. Gitsinler. Değil mi? He. Anne! Onu böldür koltuğunun altına alır. Aynen affeden cülüklü tavuk gibi. Çocuklarını yuvadan uçurur. Ama baba avrat peşine gider. Evleneyim der. Hadi. Tabii. Siz Allah gecinde, Allah korusun siz vefat etseydiniz beyiniz evlenir miydi? Evlenirdi zaten evlenmez mi? Bekar mı kalacak? Niye kim bakacak? Kime? Hizmetçi mi alıyor bir de? Yok. Canım, karı lazım kendine. Sırtını başını yuyacak. Sırtını başını mı yuyacak? Tabii. Yıkayacak yani. Yemeğini yapacak, çayını yapacak. Kendi yıkanamıyor mu adam? Hayır. Yıkanamaz. Adamı yıkıyor muydu? Tabii. Saçını maçını çocuk gibi. He, yıkıyordum. Siz efendim bir yıkamışlığınız var mı? Var. Gerçi Çukurova bölgesinde böyle bir gelenek var. Hanımlar beylerini yıkarlar. Saçlarını yıkarlar, saçlarını keserler. Tıraş edenler var, tırnaklarını keserler. Ya ben kendime geldim be. Hanım. Oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkımla. Elif Hanım, yaş kaç? 18. Acelen neydi yavrucuğum? Sevdim. 18 yaşında ne sevgisiymiş bu? Bilmem. Ne demek bilmem? İşte sevdim. Fingir fingir konuşurken iyiydi ama çocuklar. Ne zamandan beri seviyor? 2 ay oluyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol yarabbi yarabbi. Kızım 2 ayda evlenmeye mi karar verdiniz siz? Yok 4 aydı. 2 ayda yani 2 aydan sonra evlenme teklif etti. 4 aydır tanışıyorsunuz. Evet. 2 ay geçince dedi ki benimle evlenir misin? Ya söylüyordu ben kabul etmiyordum. Görür görmez mi dedi? İsmini öğrenmeden benimle evlenir misin mi dedi sana? Hayır. Ne dedi? Aradan 2 ay geçti sonra ya evlenme teklifi etti. Sen ne dedin? Bir 2 ay düşüneyim mi dedin? Evet. Ailemden de iznini aldım. Ailenin haberi var mıydı bir çocukla görüştüğünden? Evet vardı. Peki çocuk daha önce biriyle görüşüyor muymuş? Var mıymış bir? Yok. O kaç yaşında? 20. Askerliğini yapmış mı? Evet. Nerede oturacaksınız? Bilmem kendi ev, kaynanam evi var. Orada oturacağız. Kızım 18 yaşındasın. 4 aydır çocuğu tanıyorsun. Kaynananın evine gidiyorsun.
Sen 40 yaşın ne olur bu işin sonu Sevgi Hanım? İyi olursa iyi olur. Allah'ım ne kadar veciz bir laf ya. İyi olursa iyi olur, kötü olursa tabii. Yani gelinle kaynanayla iyi geçinirse olur. Siz kaynananın yanında mı oturdunuz? 6 sene oturdum. Zor değil midir kaynanayla oturmak? Vallahi zor değildi. Şimdi ama beğenmiyorlar. Kime beğenmiyorlar? Anacığım orada binbir şebeklik yaptık. Hiç senin yüzünü güldüremedik. Kuzucuğun daha 18 yaşında. Evet. Ellere karışacak. Hı hı. Bu da kınası. Evet. Yarın Allah kısmet ederse buradan telli duvaklı gelin gidecek, hayatına evet. bakacak. Bu kına gecelerinde analara ne oluyor? Ağlıyor işte. Ben genelde ağlarım yani. Siz de Sevgi Hanım gibi. Ben ondan da fazlayımdır belki. Yaprak ışırtısına ağlıyormuş da. Ağlarım, ben de ağlarım. Yaprak ışırtısı. adam ne diyor bu duruma? Adam sinirleniyor işte, sizi çok seyrediyor, çok istedi ama gelemedi. Çalışıyor. Allah İzin vermediler. Hocam kınada ne işi var adamın? Yani? Olur mu kızım, babasıydı ama. İş anne? İş daha önemli. İş güç yani. Burada, evet. Ben mesela sünnet olduğumda babam yoktu. Evet. Gerçi rahmetli babaannem haber vermemiş ondan, yoksa gelirdi kulaklar niye? Çınlasın. Efendim? Niye haber vermemiş? Babaannem mi? Evet. Biraz başına buyruk bir hanımdı. Kolundan tuttuğu gibi. Evet. Ben bir tane bıyıklı adam gördüm. Kirivenmiş o sonradan öğrendim. Evet. Yukarıda dediler, sosyaller dolaşıyor dediler. Benim bir sünnetliğim bile olmadı. Öyle mi? Ay canım benim. Kınalı kar! Kınalı kar! Hani affedersin ota dıta ağlıyordun, ne oldu? Burada gerçek bir dramdan bahsediyorum. Ama sizi çok seviyorum. Görünce gerçekten heyecanlandım da biraz. O yüzden yani. Sorun bende abi. Bizim suratta bir kösele var. Estağfurullah, çok seviyoruz. Biz ailece yani. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Damadı gözünüz tuttu mu? Tuttu. Bunun oğlu mu? Evet. Pek mi havalı bir şey bu ya? Yok yok, havalı değil. Pek havalı be. Anlaşırız. Öyle mi? Hı hı. Tanır mısınız? Evet. Kız mı geldi size? Aynı memleketteniz. Kız mı geldi size? Anne bir çocuk var, benimle evlenmek istiyor diye. Evet. Demediniz mi yavrum, yaşın ufak, iyi düşündün mü diye? Söyledim ama seviyorlarmış birbirlerini. Siz kaç yaşında evlendiniz? Ben 27 yaşında evlendim. Hınk? Hayır, pardon. Hınk? Zunk? Söyledim kızım ama beklemedi. Ne yapayım? Kaçarsa ne yapayım? Kaçarsa Allah korusun. 27 yaş sizin dönem için biraz geç değil mi tabii? Kime ne de? Geç ama benim annem babam yoktu. Ben muhtarın kız kardeşiyim hemen. O yüzden evlenmek istemedim. Ananız babanız yok diye niye evlenmek istemiyorsunuz? İstemiyordum. Belki hiç evlilik yoktu. Evet, geldiler başka yerden, aldılar beni. Nereden geldiler? Pozantı'dan. Abi? Memnunsunuz? Evet abi, memnunum. Şu ağlamaklı olan kız yine sizin kızınız mı? Hayır. Bayanın torunu. Benim torunum. Nasılsınız kaynana teşekkür hanım? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizi Allah gördük. Bir garip olduk. Ben de çok sevindim geldiğinize. Biz sizi de çok memnun. Seviyorum. Biz de çok memnunuz. İsminizi bağışlar mısınız? Sevgül Bakır. Kızı oğlan bulmuş. Evet. Siz bulmamışsınız. Birbirlerini sevmişler. Anne dedi, böyle böyle dedi. Ben bir kız seviyorum dedi. Gidip onu isteyin dedi. Biz de geldik. Bir bakalım oğlum, bir araştıralım, bir soruşturalım demedin. Köylümüz yani. Olduğu için... Aynı yani olduğu için çok araştırmadık. Boyunu suyunu biliyorduk. Beraber oturacakmışsınız galiba. Beraber, bir oğlum var. Kime ne? İşte bir oğlum. Kime ne? Beraber. Kime ne hanım? Senin bir oğlum var diye mecbur mu gelin senin hizmetini görmeye? Mecbur değil ama istedi, kendi de istedi, oturacak. O bilmiyor ki. Kaynana nedir, dili nasıldır? Porselenler mi yakıyor porselenler? Benim dilimi komşularım sorsun. Komşular hu, kaynananın dilini nasıl bilirsiniz? Çok tatlı. Çok güzel, çok tatlı. Benim komşum olur. Sizin para karşılığı tuttuğunuz amigonuz mu efendim? Hiç para karşılığı. Bozacının şahidi midir kendisi? Hiç şey yapmam, söylesin. El oğluna gidiyor. El oğluna gittiği için mi öyle, anamı kaybettim diyor? Evet.
Eli oğlu izin vermezse gidemez, görüşemez mi annesiyle? Görüşemez. Aldığı oğlanın izin, damat izin verirse gidebilir. Olur mu öyle saçma şey canım? İnsan anasını özlerse gider görür yani. İzin mi alacak anasını görmek için? Evet. Siz izin mi alıyorsunuz beyinizden? Benim kızım gelin oldu işte. Daha gelmedi. İki kere geldi. Bu bayramda gelmedi bu bayramda. Beyi mi izin vermemiş? Evet. Nerede oturuyorlar? Tarsus'ta. İki adım yol şurası. Gelmiyor işte. Damat kızı göndermezse kız gelmez. Evet. Sevmiyor mu damat sizi? Seviyor. Gelmiyor. İşi varmış. Çalışıyormuş. Bensiz gidemez diyor. Mersin'de bir bıldırcın çiftliğindeyiz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim? Ahmet Karakaya. Yaş? Yaş 55. Şurada İnşallah. Bir. Kilo? Kiloda 150 varız herhalde. Yani bıldırcın eti şeydi, diyete giriyordu, fazla kilo aldırmıyordu. Bıldırcın eti kilo aldırmıyor ama biz alıyoruz. Sen bıldırcınla kalmıyorsun anladım. Kalmıyoruz evet. Peki ne kadar zamanda çıkıyor? Bunların kuluçka süresi tavuklardaki gibi 21 gün mü? Bunların kuluçka süresi 18 gün. 18 gün. Günden sonra cücü çıkıyor. Ne zaman böyle hani mangal var bir şey? Aşağı yukarı yumurtadan çıktıktan 40 gün sonra mangal safhasına geliyor. O zaman çok pratik bir şey bu. Pek de pratik değil. Zor, zahmetli bir olay. 40-18 aşağı yukarı 2 ayda. 60 günde falan yetişiyor. Yani 2 ayda bir sirkülasyon evet, oluyor. Evet. Zor mu bunların bakımı? Şöyle bir bunların bakımı ilk çıktığı zaman bakıyorsun ufacık. Parmak kadar. Çok hassas itimam istiyor. Sıcaklık istiyorum zaten terledim de. Nazik. Yani ilk 10 günü çok nazik. Ondan sonra düzene giriyor. Murat Bey bıldırcını tanıttık. Evet. Size mangalda bir bıldırcın ikram edeyim. Bıldırcın mı ikram edeceğim? Evet. Yapma be Ahmet abi ya. Hazırlıyorlar bak ne güzel soslu. Ya yazık günah be abicim şimdi az hayvan ya. Ne bileyim ya. Bunu yemek için yiyoruz biz besliyoruz. Değil mi yani oturup seyretmek için. İnsanlara hizmet ediyoruz yani. Peki Ahmet abi teşekkür ederim sağ olasın. Ya bıldırcını ne bileyim ufacık hayvan ya. Küçücük şey gerçi tavuk da öyle hani minnacık civciv çıkıyor yani öyle düşünecek olursan. Kuzular da öyle küçücük. Yiyoruz biz onu insanoğlu biraz vahşi miyiz neyiz kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? Şoray Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Mangalcı başı? Evet. Bu nedir? Bıldırcının sosu. Sosu. Kim yapıyor? Bayan yapıyor işte bak. Hanımın var mı? Var. İsmi ne? Ayşe. Bir seslenebilir misiniz Ayşe Hanım? Efendim. Evet. Çağıralım. Buyurun. Haydi Ayşe. Bir daha. Bir daha. Yeter bir sene. Tırsıyorsun lan. Korkuyorum. Sen. Korkuyorsun. Ayşe Hanım'dan korkuyorum. Geldi bak. Korktum ama ben geldi. Ayşe Hanım. Buyurun. Beyiniz sizden acık çekiniyor Ayşe Hanım efendicim. Sebep? Evet. Bey senden çekinir. Evet çekiniyor. Siz yörük müsünüz? Evet. Siz yörük müsünüz? Yörüyüz. Yörük hanımları acıkın sert olur da. Sert işte ondan mı? Sesimizi çıkaramayız. Öyle bir ünledin sen ama böyle bir yana. Ayşe gel dedin mi? O yoktu o zaman. Değil mi? Yok. Yoksa yok. Oradan bakarken olsa, Sesle. Duyacağından emin olsan nasıl çağırırsın? Ayşe diye yavaş. Gelebilir misin? Yani işi bilen adamın hali hakikaten farklı. Bu bıldırcını soslayıp da mı mangala atacağız? Evet. Nedir sosu neden oluyor? Salça koruz, zeytinyağı, kekik, tuz, soslarız, karabiber gerekirse. Mangalı yakarız, döşer. Mangalı sen yakmazsın. Şuraya yediririz, öte başına geçtin mi ya? Ya minnacık hayvan şimdi yani hani. Annem,
Bak bizi İbrahim Bey'le karıştırmaya başladın sen hafiften. Gördüğün her adam senin İbrahim'ine benzemez. Öyle ne oluyoruz Ayşe Hanım? Elin alışmış tabii. İbrahim çay getir, İbrahim bulaşı yıka, İbrahim mangalı yak. Ama çok vurdun adama, o kadar vurulmaz. Bir kere vuracaksın, sağlam vuracaksın. Sabahtan günaydın. Günaydın. Seçenekten birini tercih etmek zorundayız. Ya Ayşe Hanım'ın sopasını yiyeceğiz ya da oturup paşa paşa bıldırcını yiyeceğiz. Biz de her akıllı adam gibi bıldırcını yemeyi tercih ediyoruz. Kolay gelsin Ayşe Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.